Malatya merkezli meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 20 bina ağır, 517 bina ise az hasar görürken hasar gören evden zorlukla dışarı çıkan bir vatandaş o anları anlattı. Geçtiğimiz gün Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetle hissedildi. Depremde Elazığ'da 20 bina ağır ve 517 bina ise az hasar gördü. Hasar alan binalardan biri de Rüstempaşa Mahallesi Dağıstan Sokak'ta bulunan 5 katlı Dağıstan Apartmanı oldu. Apartman depremin hemen ardından ekipler tarafından tahliye edilerek boşaltıldı. Şeritler çekilen apartmanın girişleri de kapatıldı. Geceyi komşu ve akrabasında geçiren bazı vatandaşlarsa eşyalarını almak için apartmanın önüne geldi. Depreme bina içerisinde yakalanan Şahin Gezen deprem anında büyük bir korku yaşadıklarını ve zorlukla dışarı çıktıklarını kaydetti. Yaşıyorum. 3. katta yaşıyorum. Biz içerideyken deprem oldu zaten. Yani yıkılacaktı. Düşenler, bayılanlar, ayağı kırılanlar oldu. Daha zor bela durdu, kendimizi dışarı attık. Vest yerler hepsi düştü. Duvarlar içeride zaten hepsi kırık dökük zaten bellidir. Binanın şimdiye kadar 3 büyük deprem gördüğünü dile getiren Şahin Gezen, hasarlı binada oturmak istemediklerini ve kiralık daire baktıklarını ifade etti. Valla böyle bu binalar eski binadır. En azından 3 büyük deprem gördü. 2020 depremi gördü, 2023 depremi gördü ve 2024 depremi gördü. Daha yani annem, gül, komşular yaşayamıyorlar. İçinde çünkü hasar çok oldu. Hep örtüldü. Ne kadar hasar görüldüyse su yapıldı, kapatıldı. Bir daha yapıldı. Şu anda kimse içeride zaten yaşamıyor. Hepsi çekildi, mühürlendi zaten. Yeni kararı bekliyoruz. Nasıl olacak, yıkılacak mı? Tekrar şey olacak mı? Girişe izin verecekler belli değil. Ama kimse yani şu anda yaşamıyor. Şu anda kira miraya bakacağız. Şu anda kardeşimin evine gittik geceden biri. Da kiramire bakacağız. Buraya yaşanılmaz. Korkuyoruz, giremiyoruz.